Hepinize merhabalar. Her ay olduğu gibi sizlerle büyüme göstergelerini değerlendireceğiz. Biliyorsunuz ay içerisinde çok fazla sayıda ekonomik aktiviteye dair veri yayınlanıyor. Bunları toparlayıp büyüme ile ilgili resmi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Yavaş yavaş aslında üçüncü çeyrek verileri oluşmaya başladı. Gecikmeli geliyor biliyorsunuz. Eylül ayını bitirmiş olmamıza rağmen tüm göstergelerde üçüncü çeyrek verileri elimizde yok. Ancak önemli verilerden birkaç tanesi, açıklanan verilerden birkaç tanesi yavaşlamaya işaret ediyor. Beklediğimiz ekonomik yavaşlamaya. Çünkü biliyorsunuz hem kredi kanalıyla hem de para politikası kanalıyla talebi yavaşlatmaya dönük çeşitli önlemler alınıyor. Ancak çok genele yayılmış, enflasyonu dizginleyecek düzeyde bir yavaşlamadan söz edemiyoruz göstergelere baktığımızda. Şöyle bir hani paylaşacak olursak, üçüncü çeyrek verisi tamamlanmış göstergeleri ilk önce değinecek olursak, bunlardan bir tanesi satın alma müdürleri endeksi. İSO'nun S&P ile birlikte yayınladığı ve de pek çok ülkede muadili açıklanan veri. Satın alma müdürleri endeksinin biliyorsunuz 50'nin üzerinde olması, ekonomik genişleme 50'nin altında olması daralmaya işaret ediyor. Ve endeks 3. ayda 50'nin altında 49,6 olarak gerçekleşti Eylül ayında. Ve de 51,5'tan 49,5'a geriledi çeyreksel bazda. Dolayısıyla da bir yavaşlama aslında gözle görülür bir şekilde endeks bazında mevcut. Ama onun dışında sadece bu da değil. Reel kesim güven endeksi yine PMI'ya benzer şekilde alt kırılımla baktığımızda siparişleri, stokları, istihdam aktivitesini, üretim hacmini gösteren bir endeks bu da. Ve de 108,2'den 104,4'e gerilediğini gördük ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe bu endeksin. Aynı zamanda tüketici güven endeksi. Tüketici güven endeksi de tüketicilerin gelirle alakalı sorulara verdiği cevaplar. Ayrıca da yani önümüzdeki 12 ay gelir beklentisi, geçtiğimiz 12 aya nazaran gelirdeki değişme, otomobil almak için uygun bir zaman mı, konut almak için uygun bir zaman mı, tasarruf etme eğilimi nasıl değişmiş tüketicilerin, bu sorulara verilen cevaplardan oluşturulan bir endeks ve üçüncü çeyrekte çok hızlı bir düşüş gösterdi bu endeks. 85,1'den 71,5'e 14 puana yakın bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla da hani üretim ve de tüketici bazına baktığımız zaman bu göstergeler aslında hızlıca veya önemlice bir yavaşlama işaret ediyor. Ancak bunun aksi yönde hareket eden veriler de var. Bunlardan bir tanesi örneğin elektrik tüketimi, sanayi kullanımı açısından yakından takip ettiğimiz bu gösterge %4,3'lük bir daralmaya işaret ediyordu ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte +4,2 olmuş durumda. O yüzden de böyle genele yayılmış bütün göstergelerin teyit ettiği bir yavaşlamadan söz edemiyoruz. Onun dışında yine baktığımız göstergelerden bir tanesi reel kesim güven endeksi altında stoklarda bir artış söz konusu. Ama bir başka yine baktığımız gösterge yatırım harcamaları da hafif de olsa bir artış var. 118,6'dan 119'a çıkmış. Yani çok küçük bir artış aslında endeks bazında baktığımızda ama yine de hani bir yavaşlama kesin olarak değerlendirebileceğimiz bir yavaşlama için de değil. Bu göstergelerin dışında henüz üçüncü çeyreğin tamamının yayınlanmadığı, üçüncü çeyreğe dair sadece Temmuz ve Ağustos aylarına ait verileri elimizde bulunan göstergeler var. Bunlar arasında örneğin krediler. Kredilerde bir yavaşlama gördük aslında. Reel bazda da tüketici kredilerinde bir düşüş göreceğiz. Henüz Eylül enflasyonu açıklanmadığı için bunu tam olarak söyleyemiyoruz ama açıklandığında muhtemelen böyle bir resimle karşı karşıya kalacağız. Ve de dediğim gibi bütün göstergeler çok belirgin bir yavaşlama işaret etmese de Temmuz ve Ağustos'a nazaran Eylül ayında yavaşlamasını beklediğimiz veriler var. Temmuz'dan Ağustos'a yavaşlamayı bir parça daha gösteren veriler var. Mesela bunlar arasında bir tanesi otomobil satışları. Otomobil satışları ikinci çeyrekte aslında oldukça kuvvetli gelmişti. %57,9'luk bir büyüme vardı. Ancak Temmuz ayında %4,9'luk, Ağustos ayında da %23'lük geçen senenin aynı dönemine göre bir daralma söz konusu otomobil satışlarında. Konut satışlarında bu durum tam tersi. Bir parça iyileşme var. Ama
Onun da henüz üçüncü çeyrek verisi yayınlanmış durumda değil. Yine Eylül ayını henüz görmediğimiz verilerden kamu yatırımları. Kamu yatırımları üçüncü çeyrekte oldukça kuvvetliydi. %48,8 gibi. Ama Temmuz Ağustos'ta bunun altında oranlar. %23,7 ve %37,3'lik bir artış söz konusu. Bunlar reel. Enflasyondan arındırılmış veriler. Muhtemelen Eylül'de de yavaşlamanın devam ettiğini ve üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe nazaran daha düşük bir artış olduğunu göreceğiz. Sadece Temmuz ayı verilerine sahip olduğumuz perakende satışlar ve sanayi üretim verileri aslında büyüme için oldukça önemli, kritik veriler. Çok kuvvetli bir resim mesela gösteriyor. Perakende satışlarda %34,8'lik Temmuz ayında bir artış gördük. Sanayi üretiminde de %18,7'lik geçen senenin aynı dönemine göre. Takvim etkisinden arındırılmamış bazı da bunlar. Ancak dediğim gibi ya Ağustos ve Eylül aylarında diğer verilerle uyumlu bir seyir izlemesi durumunda bunların da Ağustos ve Eylül aylarında yavaşlamaya işaret ettiğini göreceğiz gibi görünüyor. Toparlayacak olursak bütün verilerin teyit ettiği hızlı bir yavaşlamadan ziyade atılan politika adımlarının bir parça yavaş da biliyorsunuz gerçekleştiriliyor birdenbire bütün dengeleri bozmamak için. Küçük de olsa yansımalarının alındığı, tam olarak bütün göstergelerle teyit edilmese de pek çok kritik sektörde, otomobil bunlardan bir tanesi örneğin, onun dışında işte siparişler gibi, üretim hacmi gibi alt endekslerde teyit edildiği şekilde bir yavaşlamanın başladığını görüyoruz. Beklentimiz bu yavaşlamanın yılın ilk yarısında görülen %4'e yakın, %3,9'luk ilk yarı büyümesini bir parça aşağıya çekmesi. Sene başındaki ya da geçen senenin sonundaki beklentimiz ikinci yarıda yavaşlamanın çok daha hızlı olabileceği yönündeydi. Ve toplam büyümenin üçün altına gelebileceği şeklindeydi. %2 küsurlu oranlarda bir büyüme beklentimiz vardı. Ama veriler bu kadar hızlı gerçekleşmeyeceğini gösteriyor yavaşlamanın. O yüzden de muhtemelen yine 4'ün altında kalacak ama 3'ün de altına düşmeyecek. %3 ile 4 arası bir büyümeyle karşılaşacağız gibi görünüyor. Kasım ayında göreceğiz üçüncü çeyrek büyümesini. O zamana kadar yeni veriler gelmeye devam edecek. Biz de sizlerle paylaşacağız ve rakama daha net bir şekilde, rakama dökülmüş bir üçüncü çeyrek büyüme tahmini paylaşıyor olacağız. Ama şimdilik %3 ile 4 arası yıllık, yılın tamamına dair bir büyüme bizi bekliyor gibi görünüyor göstergelerden. Şimdilik notlarımız bu şekilde. Önümüzdeki dönemde tekrar yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler. Thank you.